Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Ocak Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Redaksiyon, Netzwerk Deutschland tarafından yapılan bir anket Almanya'da çok sayıda okulda öğretmen açığı olduğunu gösteriyor. Buna göre Almanya çapında okullarda en az 12.341 öğretmen açığı bulunuyor. Ancak Alman öğretmenler Birliği bu sayının çok daha yüksek olduğunu açıkladı. En fazla öğretmen ihtiyacının olduğu eyaletin ise Kuzey Remvesfalia Eyaleti olduğu belirlendi. Bu eyalette Eğitim Bakanlığı'nın sayılarına göre 8 bin öğretmen açığı var. Saksonya-Anhalt, Berlin, Saksonya, Aşağı-Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletleri de farklı sayılarda öğretmene ihtiyaç duyarken, Hessen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg ve Bavir eyaletlerinde ise, Öğretmen sıkıntısı olmadığı bildiriliyor. Eyalet Eğitim Bakanları'nın verdikleri sayıları eleştiren Alman Öğretmenler Birliği ise personel açığının daha büyük olduğuna ifade etti. Birlik Başkanı Heinz Peter Meidinger aslında Almanya çapında 32 ila 40 bin arasında öğretmen açığından hareket ettiklerini ve eyalet hükümetlerinin istatistiklerle oynadıklarını söyledi. Olaf Scholz dilinin altındaki baklayı çıkardı. Almanya Ukrayna'ya Leopard 2 gönderecek. Almanya Başbakan Olaf Scholz aylardır sürdürdüğü çekimser tutumundan vazgeçip Ukrayna'ya Leopard 2 tankları gönderilmesinin önünü açtı. Der Spiegel'in internet sitesindeki habere göre Almanya Ukrayna'ya 2 A6 tipi Leopard 2 tanklara gönderecek. Ayrıca Almanya, İskandinav ülkeleriyle Polonya'ya Alman yapımı Leopard tankları gönderme izni de verecek. Bild gazetesi ise Almanya'nın Ukrayna'ya 14 adet Leopard 2 göndereceğini ve bunu Başbakan Scholz'un bugün resmen açıklayacağını yazdı. Evet, aynen yazıldığı gibi açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya M1 Abrams tankları gönderme kararı aldığına da işaret edilen haberde Başbakan Scholz'un Amerika Birleşik Devletleri Abrams tankları gönderirse biz de Leopard 2 tankları göndeririz açıklaması da hatırlatıldı. Öte yandan Ukrayna'ya Leopard tankları göndermesi ve diğer ülkelerin göndermesine izin vermesi halinde Almanya-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşeceği uyarısı ve tehdidine rağmen Berlin'in böyle bir karar aldığına da dikkat çekildi. Almanya hükümeti Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını göndereceğini, diğer ülkelerin de bu tankları göndermesi için yeniden ihraç izni vereceğini resmen duyurdu. Hükümet sözcüsü ayrıca Ukrayna askerlerinin Almanya'da tank eğitimi alacağını söyledi. Ukrayna'ya gönderilmesine karar verilen Alman tank teslimatlarını kaçınılmaz ve gecikmiş olarak karşılayan Alman parlamentosundaki Yeşiller ve FDP kararı selamladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki transatlantikçi kesimlerin baskısı sonuç verdi. Dün basında yer alan habere göre Scholz hükümeti Ukrayna'ya hem kendi Leopard 2 tanklarını hem de Polonya gibi ülkelere satılmış olan Leopard 2 tanklarını vermeye karar verdi. Yeşiller Partisi hükümetin aldığı kararı selamlarken birlik partileri kararın doğru olduğunu ama geç verildiğini söylüyor. Türkiye kökenli SDU milletvekili Güler, Scholz bu kararı geçen yıl ilkbaharda verseydi bugün bu tanklar Ukrayna'yı savunur olurdu biçiminde akıllara zarar bir demeç verdi. Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Disma Bartsch ve Sol Parti Eş Başkanı Wisla hükümetin tankları verme kararını eleştirerek daha fazla silahla barış sağlanamaz dediler. Wisla tankların verilmesinin Almanya'nın savaşın tarafı olduğunu gösterdiğini vurguladı. Kremlin sözcüsü Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya ağır tank gönderme planının teknolojik açıdan başarısız bir plan olduğunu ve Rus ordusunun diğer silahları olduğu gibi tankları da imha edeceğini vurguladı. Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan ağır tankların çok pahalı olduğunun ve bunun Avrupalı vergi mükelleflerinin omuzlarına yeni yükler bindireceğinin altını çizen Peskov Amerika Birleşik Devletleri'nin ise güzel kazançlar elde edeceğini belirtti. Kremlin sözcüsü Batı'ya bir uyarıda bulunarak bu tankların diğer tüm askeri teçhizat gibi yanacağını defaatle dile getirdik ifadelerini kullandı. Hem Almanya hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden birbiriyle çalışan açıklamalar, haberler, sızıntılar geldiğine dikkat çeken Peskov bizzat NATO'da ve tankların sevkiyatı konusunda her şeyin pürüzsüz olmadığının aşikar olduğunu vurguladı. Peskov bir soru karşısında Rusya'nın olası tank sevkiyatı ışığında Almanya ile temas halinde olmadığını bildirdi. Bugün başlayan uyarı grevi nedeniyle Berlin Havalimanı Berde uçuşlar iptal edildi. Yaklaşık olarak 300 sefer ertelendi. Bazı seferler ise Dresden ve Leipzig hava alanlarına aktarıldı. Yer hizmetlerinde çalışan işçiler Willy Brandt Meydanı'nda yaptıkları eylemle çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaşlarına 500 euro zam istedi. Güvenlik personeli ise ikramiye talebiyle greve gitti. Sendika greve gerekçe olarak 3 alanda çalışan yaklaşık 6 bin işçi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yeterli ilerleme kaydedilmemesini gösterdi. Verdi sendikasından Enrico Runca yaptığı açıklamada grevin müzakerelerde bir miktar hareket sağlamak için yeterli olmasını umuyoruz dedi. Runca daha önce yaptığı açıklamada ise grevin devam edip etmeyeceği müzakere masasında neler olacağına, ve işverenlerin yeniden düşünüp düşünmeyeceğine bağlı olduğunu söylemişti. Federal Havacılık Güvenlik Şirketleri Birliği, eylemi tamamen abartılı ve herhangi bir dayanaktan yoksun olmakla eleştirdi. Derneciler Radyo hazırlayıp sunduğu İnfo Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlücü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.